İlişkilerde ghosting diye bir kavram var Ulaş. Yani birisini ghostlamak. Ghost ne? Hayal et. Arıyorsun arıyorsun açmıyor. Evet. Özel hayatta olan bir durum ya bu. Hani sevdiğin bir kişiyle yatırmaya gidiyorsun. Tanıyorsun birbirini falan. Ama dördüncü buluşmada arıyorsun açmıyor. Arıyorsun açmıyor. Buna ghosting deniyor. Evet. Aynı şey müşteriler de yapıyor bize. Arıyorsun açmıyor. Hani geldi, ilgilendiğini söyledi. Arıyorsun açmıyor. Evet. Tamam. Şimdi böyle durumlarda ben diyorum ki iki nedenden dolayı müşteri açmayabilir buna. Bir tanesi müşterinin kendi tarafında sizin tahmin etmediğiniz bir şeyler olmuştur. Size söylemekten korkuyordur bunu. Ya da yüzü yoktur. Diyor ki Ulaş o kadar geldi, ilgilendi bizimle, uğraştı diyordur. İkincisi de sizle ilgili bir sorun olmuştur. Hı. Şimdi sizle ilgili bir sorun olmuşturla ilgili bana örneğin var mı Ulaş? Yani müşterinin seni ghostlaması için, yani sen arıyorsun açmıyor ya. Bunu yapabilmesi için acaba gayrimenkul danışmanı ne hata yapmış onda, bir de o telefonu açmıyordur müşteri. Bir, dürüst olmamıştır. Hmm. Bu çok karşılaşılan bir durum bence. Sektörün maalesef kanayan yaralarından birisi. Yani fiyatla alakalı dürüst değildir, mülkle alakalı dürüst değildir de bu yakalanmıştır. Hmm. Ya da aslında dürüst olmuştur ama müşteri başka bir yolla o mülk sahibinin datasına ulaşmıştır. Müşteri dürüst olmamıştır. Anladım. Yani temelde dürüstlükle alakalı bir şey var. Onun dışında şeyler olabilir. Kötü kokuyordur. Siyasi bir söylem oluşmuştur. Hmm. Futbolla alakalı bir ticari olabilir. Yani hayatın içindeki satışın tamamen içindeki şeyler olmuş olabilir ama benim tahminimce dürüst olunmamış olma ihtimali çok yüksek. Telefonumuzu görmeme ihtimali yok insanların. Uyandığımızda ilk baktığımız. Ki WhatsApp'ta mavi tık atıyor. Hala ghostluyorsa. Belki de çok da fazla uğraşmamak. O kişinin bizim için doğru bir insan olmadığını fark etmekte gerekiyor. Benim oğlum da hep der ki böyle durumlarda baba bir sal artık. Çok güzel. Baba bir sal artık, videomuza özet olduk. Teşekkürler.